Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkese güzel günler diliyorum. Biz Kaplıcalar'da 9 günümüzü tamamladık. Eşyalarımızı arabaya yüklettik. Şimdi gidiyoruz pazara. Güne'nin meşhur pazarı var. Çok güzel. Peynirler falan, çiçekler. Oradan bir şeyler almayı düşünüyorum. Ne almayı düşünüyorum? Geçen hafta gittiğimizde pazarda çok güzel yerli lahana gördüm. Her gittiğimiz yerde mutlaka bir tane lahana alma adetimiz vardır bizim. Ve kelle peynirleri, peynir çok meşhurmuş. Ondan alacağız. Bakalım başka neler alacağız bilmiyorum. Pek de fazla bir şey almayı düşünmüyorum. Ondan sonra tutmayın beni Tekirdağ. Tabii ki bayağı bir sıkıldım arkadaşlar. Bayağı bir sıkıldım. 9 gün oldu. Tam 9 gün. Raporumuzu imzalattık, aldık. Hemen ertesi günü varınca Tekirdağ SSK kurumuna vereceğiz belgemizi. İnşallah %20 ücreti geri iade edeceğiz. Şu anda ücretler makuldü. Tabii ki bu işletmeyi şimdiye kadar belediyenin işletmesiydi. Şimdi tabii ki ticarete döndü, özelleşti. Mutlular Limited şirketi almışlar. Fakat hizmet süper diyebilirim. Fiyatlar da videonun sonunda söylemeyi düşünüyorum ama söylesem mi söylemesem diye de düşünüyorum. Bayağı bir yüklü. Şimdi pazara devam arkadaşlar. Şimdi pazar yolu. Arkadaşlar pazara geldik. Burası bir farklı bir pazar. Olduğu gibi et reyonu var. Bir tarafta. Buralarda da sebze, peynir, acayip bir pazar. Neler alacağız? Bir bakalım. Peynir tezgahları. Evet arkadaşlar, kendine peynir bulmuş. Bundan alacağız. Ne kadar kilosu olduğunu göremiyorum. Sevinç, ne kadar bunun kilosu? Peynirler ne kadar? Hangisi mesela abla? Yani ortuzlar 70 lira. Ortuzlar 80 lira. Koyun 100 lira. 70 lira orta, 80 lira 100 lira. Oh maşallah. 80 lira oldu anlaşılan. Kalite var, kalite var. Arkadaşlar kasap rayonu var. Peynir istemediğiniz kadar bol. Tabii ki her yerde fiyat yazmıyor. Şöyle. Zeytinler. Hangi tane? Ne var? Arpacı. Bedriye. Ne bedriye? Arkadaşlar her gittiğimiz yerden mutlaka lahana alıyoruz. Mutlaka ve mutlaka. Bunlar yerli lahana herhalde. Böyle çıtır çıtır yaprakları harika görünüyor. Olayı abartmadan ben küçüklerden alayım, orta boylardan. Orta boy bir lahana. Ben bunu bir alayım abi. Bu lahanayı. Güzel mi lahana? Lahanalar yerli lahana değil mi? Evet. Lahanalar harika. Bir tane de bunu alayım şöyle. Onu da anneme götüreyim. Bunlar işte yerlikler. Sarımsak. Onu da fırçıkını yapalım. Karnabahar da bayağı ucuz burada. 3 lira 4 lira. Sevinç arkadaş almadan gidemeyecek. Arkadaşlar köylü pazarı burada. Her şey çok uygun. Tekirdağ'a göre. Zeytin 15 liraymış. Esas karnabahar burada arkadaşlar. Bir tane de buradan alayım, almadan gidemeyeceğim. Ördek yumurtası bunlar. Kaç para ördek yumurtası? 2 lira abla, mavi yumurtalar, tavuk yumurtası, ördek yumurtası. Ha tavuk yumurtası mavi. Peki
Arkadaşlar pazar alışverişimizi yaptık. Şimdi yolcu durakpas kimseye bakmaz. Tekirdağ yolu bizleri bekliyor. Görüşmek üzere tekrar. Tüm yolculara hayırlı yolculuk olsun. Bizlere de tabii ki. Arkadaşlar gemiye bindik. Çardak Gelibolu'ya geçeceğiz. Oradan sonra da Tekirdağ yolculuğu devam edecek. İnşallah hayırlısına evimize gitmeye nasip etsin. 9 gün çok yorulduk. Tabii çok özledim memleketimi. Şöyle bir deniz havası bir çekelim, bir görelim. Şöyle Çanakkale Köprüsü de hazır. Tabii ki zamlar da arkasından beraber geliyor. Şöyle göstereyim Çanakkale Köprüsü'nü. İnşallah çıkmıştır 5 milyardan bir yerden. Çardak Gelibolu gemisi sürdü. Daha çok kamyonlar var arkadaşlar. Böyle kamyonların arasında şoförlerle beraber yolculuk yapıyoruz. Arkadaşlar gemiden indik. Şimdi Vereli'ni Tekirdağ. Tüm yolculara ayrı yolculuklar olsun. Bizlere de özledik memleketimizi. 10 günde mi? 9 günde vallahi ben özledim. Bu topraklarda doğmadık ama memleketimi çok seviyorum. Çok da özlüyorum ne yalan söyleyeyim. Çok alıştık oralara. Tüm yolculara hayırlı yolculuklar olsun. Bizlere de inşallah. Orada sanki fidanlar çiçek açmış gibi mi geldi ama değil onlar ya. Onlar yapılmış. Bu güzel memleketimden manzaralar. Ama bugün açılacak mı? Daha mı soğuk olacak bilemiyoruz ama tabii ki Trakya'da eksiymiş hava. Buraları daha Keşan'a geldik mi sen? Gelmedik. Daha gelmedik Keşan'a. Çok güzel böyle bulutlar var. Keşan'dan çıktık arkadaşlar. Tekirdağ yoluna devam ediyoruz. Kaç saate varırız Hasan Efendi? 1 saat. 1,5 saati bulur ya. Çok hızlı gitmeyelim. Kuralları çiğnemeyelim. Tekirdağ girişine gelince de ben fiyatı söylerim arkadaşlara. Bilgiler olsun. Malkara'ya geldik arkadaşlar. Ben vatan kokusunu duymaya başladım. Böyle Tekirdağ kokusunu hissetmeye başladım. Çok özlediğim için değil mi? Evet. Tekirdağımızın havasını gördük, duyduk. Denizini de görüyorum şu anda. Arkadaşlar biz 9 günümüzü çok güzel geçirdik sayılır. Yağmurla gittik. 9 gün yağdı, 8 gün yağdı. Bugün yağmur yok. Neyse, biraz güneş açtı. Bizde güneş açınca gelin güldü derler. Herhalde biz de mutlu dönüyoruz. O yüzden güneş açtı. Tatilimiz nasıl geçti? Ne kadar para ödedik? Biz arkadaşlar 9 güne 4.300 lira para ödedik. Günlük fiyat oda başı neydi? 475'ti değil mi Hasan? 575. Ha, 575'ti. Fakat 3 günden fazla kalana %15 indirim, işte 5 günden fazla kalana yüzde kaç vesaire. Yani biz indirimli fiyatı yakaladığımız için 9 gün anca bu kadar oldu. Buna şükür. Dediğim gibi evraklarımızı da Tekirdağ'a varınca vereceğiz.
inşallah bu sene de ödeyeceklerdir. %20'sini geri iade edecekler SSK. %20'sini geri iade edilirse ne alacağız? 800 lira civarında bir para alacağız geriye. Yani bayağı bir ucuza kaplıca yapmış olmuş olacağız. Yalnız yılbaşından sonra fiyatlar bayağı bir yüksek. Fakat aynı şekilde işte %25, %10 indirimler falan filan var. Şu anda yılbaşı sonrası için bizim kaldığımız otelde 150 lira. 1150 lira. 1150 lira oda. Tabii her şey dahil. 2 kişilik oda. Yemekler çok güzel, hizmet çok güzel. Hani bundan iyisi can sağlığı. Tabii ki oraları orta yaş insanlara uygun. Havadan da pek bir şey anlayamadık, bir şey gezemedik. Çok soğuktu, yağmurdu falan filan. Şimdi biz Tekirdağ'ımıza geldik. Tekirdağ'dan çok güzel bir manzara. Tekirdağ'ımız çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız gördüklerimi, bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Herkese güzel, mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Oh, memleket kokuyor. Memleketin her tarafı ayrı kokuyor arkadaşlar, ayrı güzel. Kim nerede karnı doyarsa, kim nerede mutlu olursa, orası güzel.